Merhabalar Rabbin yarattığı bizleri eriştirdiği bu yeni gün ve yeni sene için şükrederek her birinizin evinde, yüreğinde, ailelerinizin arasında huzur ve sevgi olmasını dilerim. Kutsal ruhun önderliğinde her türlü birikimlerinizin çoğaldığı, arttığı, başkalarına da bereket olabileceğiniz hem kutsandığınız hem de başkalarını kutsayarak sevinçlere sebep olduğunuz bir yıl olsun. Yılın ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Tanrı da sizleri onurlandırsın. Telefonumuzu bildirelim sizlere. 0216 256 65 88 Mailimiz duanıngucu 7 turkcom Bugün yıllardan ne bekleriz diye soracağız. Hepimizin her yeni yılın gelmesiyle ilgili beklentileri, temennileri var kimimiz sağlık, kimimiz huzur, kimimiz eş. Kimimiz iyi bir gelecek, iş, ev, araba vesaire diliyor ya da bekliyoruz. Oysa geçtiğimiz yıl hiç bilemediğimiz, bize görünür olmayan küçücük bir virüsün aylardır nasıl insanlık alemini perişan ettiğini, can kayıpları yaşattığını, hala da devam ettiğini biliyoruz. O nedenle sanırım bu eski yılı geçen yıllara göre daha bir sevimsiz gönderdik. Güle güle bile demek gelmedi içimizden. Yeni yıla hoş geldin diyebildik mi? Belki koşullar pek buna da el vermedi. Aile içinde kısıtlı bir biçimde öyle ya da böyle karşıladık. Yine de dileyim. Yeni yıla sağlık, esenlik, birlik, sevgi ve sevinçle girmiş olmanız. İnsanlar her nedense yeni yıldan hep bir şeyler bekler. Oysa her şey Tanrı'nın elindedir. Dünya ve içindeki her şey O'nundur. Tanrı diyor ki sen yıla yıl kat bayramların süre dursun diyor Şaya 29.1'de. Her yeni iyi bir şey midir? İyilik getirir mi? Bilemem ama iyiliğin kaynağı Tanrı'nın ta kendisidir. Onun için yıllardan, nardan, giyindiğiniz kırmızı renkli kıyafetlerden, işte ziyaret ettiğiniz, mübarek saydığınız yerlerden medet ummayın sevgili kardeşler. Tanrısal bereket almak her şeyden çok daha önemli. Tanrı'nın bereketi deyince siz ne anlıyorsunuz? Tanrı'nın bereketi kişinin hayatındaki onun varlığıdır. O berekette yaşam, güç ve doğurganlık var olsa da bunlar bereketin özü değil ama ortaya çıkan belirtileridir. Kain bunu anladığında ne olmuştu? Kazanımlarını kaybetmişti değil mi? Toprağından kovulmuştu ama daha da önemlisi Tanrı'ya erişimini kaybetmişti. Bunu yaratılış 4. bölüm 13-14'ler görüyoruz, okuyoruz. Bir de 1. Yuhanna 3-12-15'e bakın, karşılaştırın. Tanrısal bereketin özü insanı Tanrı'ya yaklaştırır. Tanrının laneti ise insanı onun varlığına yabancılaştırır. Dikkat edilirse dünya başlangıçta Tanrı'nın bereketleriyle kaplanmış ve Tanrı halkıyla beraber yürümek için gelmiştir. Bunu Yaratılış 3. bölüm 8. ayette görüyoruz. İşte bunun akabinde o kişiler Tanrı'yla yürüdü sözüyle nitelendiriliyorlar. Yani Tanrı bereketin kendisiyle en üst seviyede doğru bir ilişki kurmakla ilgili olduğunu vurgulamış. Yine Yaradılış 28. bölümde Tanrı Yakup'a diyor ki 15. ayette "Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım." İşte bu bereketin bir kısmı değil, tam olarak özüdür diyebiliriz. Bakın yaratılış 31 3'e. Bereketin anlamı Tanrı ile ilişkiden daha geniş. Bunun anlamını fark edemesek bile yine de lütfun harika bir göstergesi olarak bizlere verdiği her gün, her an o bereket devam edecektir. İşte gerçekte bunun hiçbir yılla ilgisi yoktur sevgili kardeşim. Yine de Tanrı ile diri bir ilişki olmaksızın bereketin herhangi bir anlama sahip olmadığını da bilin isterim. Bereket sizin için ne anlam ifade ediyor bilemiyorum ama genelde yaşam, zenginlik ya da doğurganlık anlamları taşısa da bereketin esas dayanak noktası Rab ile diri bir ilişkidir. Bakalım yaratılış 2. bölüm 3. ayette Tanrı 7. günü kutsadı onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi diye yazar. Tanrı yedinci günü bereketleyerek o günle sıra dışı bir bağ kurmuş. Beşinci günde balıkları ve kuşları yaratıp altıncı günde de erkekle kadın aynı şekilde bereketlemiş. Burada iki farklı ilişki seviyesi olduğunu fark edebildik mi? İnsanlara sunulan bereket kendilerine söylendiği halde kuşlar ve balıkları olan bereket sadece dile getirilmiş onlara ifadesi bulunuyor. Tanrı diğer canlıları da bereketlemiş olmasına rağmen daha yakın ilişkiyi yansıtan insana sunulan berekettir. Size şimdi dünyadaki en büyük mutluluk nedir diye sorsam eminim hepinizin cevapları farklı farklı olacaktır. Ama kelam bize en büyük mutluluğun yürekteki huzur olduğundan söz eder. Bakalım Süleyman Özdeyişleri 14.30 ne diyor? Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır diyor. Huzurlu yürek ancak Tanrı ile mümkün. İnsan yiyip içerek daima mutlu olamaz. Ha Belki yemek yemeyi seven kişiler bir süre bundan mutlu olsalar da aşırısının insan bedenine getirdiği zararları inkar edemeyiz. Tüm dünya bu fikirlerinize karşı da olsa, yüreğiniz Tanrı'da kökleşir ve sabitlenirse, yani o sizinle ise, o zaman hiçbir şeyden korkunuz olmaz. Bir Tanrı adamının da söylediği gibi, çünkü Tanrı ile olan tek bir kişi çoğunluk demektir. İç odanızda Tanrı ve siz beraberseniz, birseniz, vicdanınız da sizi suçlamıyorsa o zaman sevgili kardeşim sen tek olarak çoğunluksun demektir. İç huzurun Rab'le olan beraberliğinle mümkündür. Yeni bir yıla girdik. Çoğu insan geleceğe umutla bakmak için heyecanlı. Ama hayatın gerçeklerine baktıkça da korkular, kaygılar çoğalıyor. Kim bilir bu yıl kimlere neler getirecek? Kimlerden neler götürecek? Aramızdan kimler ayrılacak, göçüp gidecek? Neler yaşayacağız? Arzuladığımız şeyler olacak mı? Bu illet hala devam edecek mi? Başka bir hastalık bize ya da yakınlarımıza musallat olacak mı? Ekonomik durumumuz ne olacak? Bu yıl ülkemize ülkemiz depremle savaşacak mı? Dünyada herhangi bir yerde bir savaş çıkacak mı? Belki her yıl ya da her zaman bunları düşünüyor ya da yaşıyoruz. Ama sanırım bu yıla biraz daha buruk, sıkıntılı girişler yaptık. Başta da söylediğim gibi yeni yıldan hep bir şeyler umuyoruz. Maalesef ki yılın tamamı bize apaçık bir şekilde gözükmüyor. Adı üstünde işte yeni yıl. Bir takvim yılı 365 gün. Tanrı her bir günümüzü kutsallık, esenlik ve huzurla bereketlesin dilerim. Şu gerçeği göz ardı etmeyelim. 2021 yılının içindeki bazı günleri bize karanlık, hüzün ya da üzüntü getirebilir. Böylesi günlerimiz olduğunda Rab'bin kendisi ışığımız, güvencemiz, elimizden tutanımız, sığınağımız, sağlam kayamız olsun. Şayet Rab bizimle ise o zaman her durumda yeni yıl sefa ile, hoş ile gelebilir. Tanrı ile birlikte yaşayacak, görecek güzel günlerimiz varsa Bizler de onda ilerlemeye, büyümeye, olgunlaşmaya, çabalamaya devam edebiliriz çünkü o bizim en büyük destekçimizdir. Siz de bu noktadan bakınca 2021 günleri sırlarla dolu gibi gelmiyor mu? O günlerin sırlarını bilmem ama bana göre insanın hayatında iki önemli gün var. Birisi kişilerin fiziksel olarak doğdukları gün, ikincisi niçin var olduklarını, neden doğduklarını anladıkları gün. Peki soruyorum size, insan niçin doğar? Ölmek için. Ama o ölme de büyümenin bir parçası gibi. Tıpkı buğday tanesinin toprağa düşüp ölmesi gibi. Yuhanna 12.24'te der ki, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Bedenlerimiz düşüş sebebiyle maalesef ki sonsuzluğu yaşamaya artık uygun değil. Bu nedenle bedenlerimizin içinde yaşayan ruhlarımız bizler ölene dek orada biçimlenecek. <laughs> Tanrı için önemli olan insanın ruhudur sevgili kardeşler bir çiftçi için saman mı, buğday tohumu mu önemli? Buğday tanesi tohumu öyle değil mi? İşte bunun gibi. Rabbin ilgilendiği de dış kalıplarımız yani bedenlerimiz değildir. Günden güne, aydan aya, yıldan yıla bedenlerimizin yaşlandığını, hastalandığını, işte yüzümüzdeki çizgilerin arttığını, buruşukluk ve sarkmaların çoğaldığını inkar mı edelim? Şükür ki insanlar bunlarla ilgilense de Rab bunlara değil içindekine, derindekine, yani ruha bakıyor. Biz gidelim 1. Samuel 16:7'ye bakalım. Tanrı için ne söylüyor? Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Şükür ki Tanrı'nın bizleri dünyaya getirmesinin ve hayatımızı sonlandırmasının ne anlama geldiğini sözü vasıtasıyla biliyoruz. Bizler için daha güzel yerleri var onun. Kafamızı böyle gökyüzüne çevirdiğimizde ve yıldızları gördüğümüzde ona olan hayranlığımız artıyor. Ne kadar zevkli, zengin, yürekli, göksel bir babamız var öyle değil mi? Mezmur 8.1'de diyor ki ey egemenimiz Rab ne yüce adın var yeryüzünün tümünde gökyüzünü görkeminle kapladın. Yine Mezmur 3-6 arasında e, diyor ki Mezmur yazarı seyrederken ellerinin eseri olan gökleri oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anasın. Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Yani meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdi. Kim bilir daha neler neler bekliyor bizleri. Daha neler neler yaşayacağız. Kim bilir. Rab'de yeniden doğmuş biri için 70-80 yıllık bir serüvenden daha fazlası var aslında hepimiz için. Şayet İsa Mesih yüreklerimizde ise orada doğmuşsa onun bizler için yeni bir yer hazırladığını yine kendi sözünden öğreniyoruz. Yuhanna'ya gidelim 14. bölüm 1-4 arasını okuyalım. Tanrı bizi teselli ediyor diyor ki yüreğiniz sıkılmasın Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin diyor İsa Mesih. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Evet kendisi doğarken ona bir yer bulunmadı ama o bizim için yer hazırlamaya gitti. O halde yeni yılda yeni günlerimizi Tanrı'nın istediği insanlar olmak için kullanalım mı ne dersiniz? Şimdi az önce demiştik ki insan hayatında iki önemli gün var. Fiziksel olarak doğduğu gün, niçin var olduğunu, neden doğduğunu anladığı gün. O halde bizler neleri öğrenmek ve neler yapmak için bu dünyadayız? Neleri öğrenip de gidersek bu hayatı iyi değerlendirmiş kişiler oluruz. Sevgili İpek, sevgili Caner, sevgili Senem, Ayşe, Mine, Sayat, Semire, Serda, sevgili Janet, sevgili Yeras. Neleri öğrenmek için doğduk? Hemen yine maddeleştirdiğimiz şeyleri sıralayalım. Tanrısal manada sevmek için doğduk. Söylemesi kolay ama yaşaması zor olan, risk taşıyan acıtan bir sevgi bu. Öyle bir sevgi ki kişi kendisini unutmalı, öyle sevmeli, öyle vermeli. Yuhanna 3.16'da bize öğretiyor. Çünkü Tanrı dünyayı yani içindeki her şeyi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Niye? Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ve sonsuz hayata kavuşsun diye. İçimizde kendimize ölmeye geldik. Tanrı bizi istiyor. Ama çirkin benimizi, bencilliğimizi değil. Başkaları için yaşamayı, kendini feda etmeyi göze alan, başkalarına bir şeyler vermeyi beceren insanlar olmamızı istiyor. Bu sadece maddi olmak zorunda da değil. O kişiye zaman ayırarak, onun yanında durarak, destek ve teşvik ederek, o kişi adına sorumluluk alarak, acıtılma riskini göze alarak sevmek. Zor olan bir sevme biçimi bu. E sevgi bir seçimdir, yürekten gelir, zorla yaşanmaz. O nedenle her birimizin görevleri var. Hepimiz ayrı ayrı bir şeyleri üstlenmişiz. Aslında alınan sorumluluklar olgunlaşma fırsatları. Birileri için emek verilirken, özveride bulunurken yaşanan zorluklarla hayatın en önemli dersleri öğrenilir. Evet soru neydi? neleri öğrenmek ve neleri yapmak için bu dünyadayız diye sormuştuk. Birinci maddemiz tanrısal manada sevmek için doğduk dedik. İkinciye geldik. Lütfü öğrenmek için bu dünyaya geldik. Bir ailede doğan bebek aslında Tanrı'dan bir armağan. O bebek iki yaşına geldiğinde her şeye benim demeye başlar. Elinden bir oyuncağını almaya kalkın. Bu benim değil. Bakın bakalım neler yapıyor. Annesine ya da babasına sarılıp o benim annem babam deyin de görün bakalım nasıl cıngar çıkıyor. Elbette biraz daha büyüyüp aklı yettiğinde bu duygusunu gizlemesi gerektiğini öğrense de o benim tortuları yine de içinde bir yerlerde kalıyor. Niye bir çocuğun örneğini verdim? Çünkü bizler genellikle bu dünyada sahip olduğumuz her şeyin bizim hakkımız olduğunu düşünmeye meyilli kişileriz. Aslında her şeyin bir lütuf ve Tanrıdan bir armağan olduğunu çok sık hatırlamamız gerekir. O zaman yüzümüzü Tanrıya ve sırtımızı dünyaya dönerek benim olan hiçbir şey yok, var olan her şey her şey bir lütuf demeyi öğrenmeye geldik. Ben boşlarım boşuyum. Her neysem Tanrım seninle öyleyim demeye geldik. Tabi bunu sadece ağzımızla değil, içten bir anlayışla, yüreğimizle söylersek önemli. Zaten aksi durumda sahte bir tevazudan öteye geçmez ki bu da hem insanlar tarafından anlaşılır hem de Tanrı tarafından bilinir. Ben boşların boşuyum, her neysem Tanrım seninle öyleyim. İşte bunu diyebilen insan gerçek olgunluğa erişmiş kişidir. Kralın biri kendini... Tanrı yoluna adamış, evsiz baksız bir adama demiş ki: "Ben bir kralım. Koskoca bir ülkem var. Seninse hiçbir şeyin yok ama sana bakıyorum. Benden daha mutlu görünüyorsun. Bu nasıl oluyor?" Adam krala: "Kralım, siz kendinizi bir şey sanıyorsunuz. Bense hiçbir şey olmadığımı bildiğim için mutluyum. Mutluluğum da ondan olabilir." demiş. Kendimizi bir şey sandığımızda kasınır, böbürlenir, gerim gerim gerinmeye başlarız. Hal böyle olunca da hayatın bize sunduklarını göremez. Vermediklerinin çeteresini tutarız. Süleyman değişleri 16-18 der ki, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Tanrı'ya, kendimize, birilerine küseriz. Sonra da içten içe bu ev, bu araba, bu eş, bu fiziki güzellik neden bana değil de filancaya verildi demeye başlarız. Verilen her şey bir lütuftur. Sahibi de Tanrı'dır. O kime, neyi, ne zaman, ne kadar vereceğini hepimizden iyi bilir. O nedenle bu dünyaya bizler her şeyin bir lütuf olduğunu öğrenmeye geldik. O lütuf bizleri ayakta tutar. Ona şükretmeyi öğrenmeliyiz. Bakalım Mezmur 84-11 bize ne hatırlatıyor? Çünkü Tanrı, Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Sorumuz neydi hatırlatalım. Neleri öğrenmek ve neler yapmak için buradayız, bu dünyadayız? Birincimiz neydi? Tanrısal manada sevmek. İkincisi lütfu öğrenmek için bu dünyaya geldik dedik. Üçüncüsü? sevginin bir yansıması olarak bağışlamaya ve bağışlanmaya geldik. Affetmeyi, serbest bırakmayı, kimsenin yakasına yapışmamayı öğrenmeye, herkesi dost, kardeş gibi görmeye geldik. İşte bu da hayatta öğrenmemiz gereken önemli derslerden biri. Rabbimiz İsa Mesih kendisini ölüme götürenler için dua edip ne söylemişti? Luka 23.34'te, baba Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ya 25 yaşında taşlanarak öldürülen Stefanos ne demişti elçilerin işleri? 7, 59, 60'ta o taş yağmuru altında Rabi İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, ya Rab bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı yüreklerimizdeki kin duygusunu unutalım. Çünkü bunu unutmaya, arındırmayı öğrenmeye geldik. Zira bu duygu gideceğimiz yere girişimize engel olacak sevgili kardeşim. Affetmeyi, bağışlamayı öğrenmeyen, yüreğinde kin taşıyan insanlar Tanrı'nın egemenliğine giremeyecekler. Dünya bizi ara sıra da olsa kavgalara, mücadelelere davet ediyor. Bu bir gerçek. İnandığımız doğrular uğrunda iyilik için davamıza sahip çıkacağız, tamam. Ama bunu yaparken insanları harcamadan, onları e, yok saymadan yapacağız. Madem ki hiçbir şeyin sahibi biz değiliz, o halde elimize ne geçecek? İyi düşünelim. Dördüncüye geldik, dünya kurallarını öğrenmeye geldik. Örneğin doğanın kuralları var, toplumun kuralları var, yaşadığımız ülkenin kuralları var. Sezar'ın hakkını Sezara, tanrının halkını hakkını Tanrı'ya vereceğiz. Özgür olmak istiyorsak bizi kuşatan kanunları da iyi bileceğiz. Özgürlük sınırlarının farkına varmak demek. O sınırlar unutulursa özgürlük de birdenbire kaybedilebilir. Bu kurallar bize çocukluğumuzdan itibaren öğretiliyor. Bir şeylere karşı gelinmek istendiğinde de insanın karşısına kanunlar, kurallar çıkıyor. Tanrı da Adem ve Havva'ya kendilerinin evrenin merkezi olmadıklarını, bu şeylerin bir yaratıcısı ve kanun koyucusu olduğunu söylemişti. O kurallar evrende kaos olmasını önlemek için oluşturulmuştu. Zor da gelse, o kurallara uymayı öğrenirsek işte o zaman özgürleşiriz. Beşinciye geldik. Bu dünyaya Tanrı'ya teslim olmak için geldik ona gidip efendimiz sensin. Hayatımın dümeni senin ellerinde demeye geldik. Çünkü biz plan yaparken Tanrı gülümsüyor. Biz bir plan yapıyoruz ama Tanrı başka bir şey yapıyor. O zaman şunu diyelim. Göklerdeki babam, bana verdiğin paydan, aileden, dostlardan, şehirden, ülkeden, fiziksel özelliklerimden, boyumdan, posumdan, kilomdan, göz rengimden memnunum. Sana teslim alıyorum. Gel ve hayatımı yönet. Amin. İşte bu teslimiyet yoksa hayatımızı işkenceyle ile sürdürürüz. Altı, altıya geldik. Bu dünyaya renk katmaya geldik. Tanrı'nın büyük resmindeki küçük çakıl taşları gibiyiz her birimiz. Onun yeryüzündeki renkleri gibiyiz. O hepimizi ayrı renkte ayrı armağanlarla dünyaya getirdi. Her birimizin parmak izleri bile ayrı. Bize özel. Başka hiç kimsenin ki bizimkiyle aynı değil. İşte Tanrı'nın o büyük ve zevkli resminde her birimiz büyük bir yere sahibiz. Bu nedenle hepimiz bu dünyaya renklerimizi sunalım. Tembellik etmeyelim. Yapacaklarımızı güçlü bir şekilde yapalım. Öyle ki dünya ve içindeki her şey renklensin. Birileri sizin yaşadığınızı kattığınız renklerle fark etsin. Bir yerlere iyi anlamda fark getirelim. Hayat ne de kolay olurdu değil mi? Sadece kendimiz için yaşasaydık. Ama hiçbirimiz kendimiz için gelmedik bu dünyaya. Büyük bir mozaiğin bir parçası olarak yeryüzündeyiz. Kötü şeyler yapanlar da bu mozaiğin parçaları. Olmazsa olmazları. Onlar bizim öğretmenlerimiz. Hoşumuza gitmeyen kişiler de Tanrı'nın istemiyle oradalar. Sizce bir ressam sadece kırmızıyı, sarıyı, maviyi mi kullanır? Siyahı olmadan o resim tamamlanır mı? Belki biz böyle düşünmüyoruz ama o kötülere de ihtiyacımız var. En azından belki belli ki Tanrı böyle düşünüyor. Mezor 37 de diyor ki, kötülük edenlere kızıp üzülme, üzülme. Yine Mezmur 37 onda şöyle diyor. Yakında kötünün sonu gelecek. Yerini arasan da bulunmayacak. Hayata bakarken alçak gönüllü olalım. Yerimizi, haddimizi bilelim. Onu daha iyi yaşanabilir hale getirmenin yolunu arayıp bulalım. Hepimiz için hayatın belirlenmiş bir ölçütü var. Hayattaki payımız belli. Çok da fazla zorlamayalım. Yediye geldim, bu dünyaya Tanrı ile bir maceraya çıkmaya, ruhsal olanı aramaya öğrenmeye geldik. Dünya adeta bir labirent gibi. Yani oradan çıkmak o kadar da kolay değil. Hep çıkışa geldik sanıyoruz ama bir de bakıyoruz ki aynı yerdeyiz. O nedenle bu dünyanın zevkleri, eğlenceleri, şatafatı bize sunduğu her şey bir labirentin içindekiler gibi. O halde burada yaşarken yolu Tanrı'yı bulmak zorundayız. Yola çıktık bir kez. Dileğimiz o ki Rab ve onun kutsal ruhu ile bu labirentin çıkış ucuna da varabilelim. O halde bizlerin Rab'be ait olanların yeni yıldan bekledikleri işte bunlar olmalı. Yeni yılda da bunlara göre yaşamaya devam edelim. Bu manada her gününüz sevgiyle, sevinçle ve esenlikle geçsin. Tanrının önderliğinde beraberliklerimiz, paydaşlıklarımız artsın. Sağlıklarımız korunsun. Her yeni başlangıcın iki öznesi vardır. Siz ve Tanrı. Rabbin sizi Mısır diyarından alıp Kenan diyarına, yani dünyadan yeni göksel vatanınıza eriştirinceye dek o eski yüklerinizi bırakmaya, bereketlere açık şekilde yeni başlangıçlara, bol yaşama kendinizi açın. Birbirinizi sevgiyle gayrete getirenler olun. Önce ne olduysa yine olacak. Önce ne yapıldıysa yine yapılacak. Aslında güneşin altında yeni bir şey yok vaize göre. Tek yeni şey bir kimsenin mesihte olup olmayışıdır. Onda olan yeni yaratıktır. Artık eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Herkese sağlıklı, sevinçli, esenlikli sevgiyle kuşatılmış güzel günler dilerim sevgili kardeşler. O zaman yıllardan ne bekleriz diye sorduk. Bu dünyaya ne için geldik? Bunun amacını açıklamaya çalıştık. Dua edelim. Gerçekten Rab hepimizi yüreklerini hazırlasın. Bu yılda da kendisiyle beraber daha samimi, daha yakın içten bir ilişkiye götürsün, taşısın. Ey göklerde olan babamız, adını yüceltir önünde eğilirim. Ömrümün her gününde benimle olduğun, yüklerimi taşıdığın ve hayatımda yaptığın her iyi ve yeni şey için sana minnettarım. Geleceğim senin ellerindedir ya Kaç gün sıkıntı çektikse o kadar gün sevindir bizleri lütfen. Geriye dönüp baktığımda sana şükredecek çok şeyim olduğunu görüyorum. Her şey senin kontrolünde. Bu yüzden sana güveniyorum. Yaşadığım her zorluk, her sıkıntı, her hastalık bana seni daha yakından tanıma fırsatı oldu. O kadar çok şey öğrettin ki sana şükretmekten kendimi alamıyorum. Ya Rab geleceğin günü, yüzünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bildiğim şu ki her durumda, her zaman sen de zaferliyim. Gelecekte olabilecek hiçbir felaket ve yenilgi yok bizler için. Çünkü her zaman sen bizlerlesin. Bu nedenle yüreğim sevinçli ve mutluyum. Bunu sağlayan Kutsal Ruh'undur. Yıllar değil, maddiyatım değil, evim değil, güvencem bir tek sensin. Umudum sana bağlı. Yaşasam da, ölsem de seninleyim. Yine de her birimizi galip gelenlerden kıl, yaşam ağacından yeme hakkına eriştirilmek umuduyla tüm günlerimizi ellerine teslim ederiz. Ey her şeyin hakimi göksel babamız. Dualarımızı sen bereketle, Rabbimiz İsa Mesih'in diri ismiyle. Amin. Bu şarkıyı koydu kalbime. İsa bu şarkıyı koydu kalbime. Kimse alamaz bu sevinç şarkımı. Bu şarkıyı kalbime. İsa koydu.

116. mezmurdan okumak istiyorum ve dua edelim. Rabbi seviyorum çünkü o feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölüler diyarının kabusu yakama yapışmıştı. Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman Rabbi adıyla çağırdım. Aman ya Rab kurtar canımı dedim. Rab lütufkar ve adildir. Sevecendir Tanrımız. Rab saf insanları korur. Tükendiğim zaman beni kurtardı. Ey canım yine huzura kavuş. Çünkü Rab sana iyilik etti. Rabbin tapınağının avlularında orta yerinde ey Yarışalem. Rabbe övgüler sun. Evet, dua edelim kardeşler. Rab bütün yıllarımızı, ömrümüzün tüm günlerini bereketlesin. Göklerde olan babamız sana şükrediyoruz. Çünkü sen övülmeye, tapılmaya layık olan Tanrımızsın. Yıllarımız boş geçmesin diye yalvarıyoruz Rab. Geçmiş günleri anarak, başarısızlıklarımızı anarak, olumsuzluklara bakarak sendeki ümidimizi karartmayalım diye dua ediyorum Rab. Bu yüzden şimdi her birimizin yüreğine, düşüncelerine kutsal ruh gel ve egemen ol. Bizim ümidimiz yıllarda değil, bizim ümidimiz gelecek olan bize verilecek şeylerde değil ama sendeki sonsuz hayat için teşekkür ediyoruz Rab. Bugün sana gerçekte ve ruhta tapınan bütün evlatların için yakarıyorum Rab. Bizleri taşıyacağın o sonsuz umut yeri için, hazırladığın o yer için hamd ediyorum. Yüreklere doğan, gelip yüreklerimizi, yaşamlarımızı kutsallaştıran emek veren, bizim için hayatıyla bedel ödeyen, sadece haçtaki ölümüyle değil, dirilişiyle de sonsuz hayat veren sensin Rab. Bu yüzden bu umuda tutunuyoruz biz. Elimizden tutan sensen, öncümüz sensen, korkumuz yok ya Rab. Yaşasak da ölsek de korkumuz yok. Çünkü babamız sensin. Belki beklentilerimiz, belki dualarımız, belki isyanlarımız oldu. Bunlar için senden bağışlanma diliyoruz. Geçmişe dönüp bakarak, başarısızlıklarımıza bakarak Rab bizi şeytanın suçladığı alanlardan artık çıkmak istiyoruz Rab. Bizlere verdiğin o yeni hayatı, lütfunu, bereketlerini sende kalarak seninle yürüyerek yaşamamıza yardım et diye dua ediyoruz. Sen bizimleysen bize kim karşı gelebilir ya Rab? Sen orduların Rabbisin. Ve biz Tanrı'nın çocukları olarak dilenciler gibi önüne gelmek istemiyoruz. Krallığın, ruhsal krallığın evlatları olarak, zengin yürekli babanın evlatları olarak seninle birlikte Ebedler ebedince yaşayacağımız o yere hazırlandığımızı biliyoruz. Standartın yüksek olduğunu biliyoruz baba. Bu yüzden bizleri bağışladığın gibi birbirimizi bağışlamayı, ruhta, düşüncede yenilenmeyi, tazelenmeyi diliyoruz senden. Baktığın zaman bizde gördüğün şey İsa Mesih'in onun adımları onun yaşama olsun diye dua ediyoruz. Gerçekten kendimize ölebilmeyi ve sende yeni yaşamda ruhunda tazelenmeyi, dirilmeyi istiyoruz Rab. Bu yüzden bize emek veriyorsun. Gözün üzerimizde, elin üzerimizde. Gerçekten teşekkür ediyoruz Rab. İyi ki bizimlesin. Sana hamd ediyoruz, ellerine teslim ediyoruz bütün dualarımızı. Baba, oğul, kutsal ruh daha gerçek olan diri Tanrımızın ismiyle. Amin. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar herkese iyi yıllar diliyorum. Yeniden görüşünceye dek yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı söz eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi, esenliği hepinizi sarsın. Sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler hayırlar, sessiz bekleyiş zamanları da olacak. Onlar da tarafınızdan minnetle karşılansın. Bereketli bir yıl olsun, bereketli bir gün olsun. Hoşçakalın.